Sormamız gereken önemli bir soruya. Bu soruyu sormamız için biraz daha zamanın geçmesi gerekiyordu ama çok da geçirmeyelim. Dün ben Erciş'e gittim. Beni en çok yaralayan yıkılan binalar olmadı. Yıkılmayan binalar oldu. Yani öyle bir felaket var ki, eğer binayı iyi yaparsanız yıkılmadığını gördük biz orada. Eğer betonunu, demirini doğru koyarsanız yıkılmayabiliyormuş. Yani hepsi birden yıkılmıyor. Mesela tsunami öyle değil. Dalga geliyor, önüne ne varsa katıyor götürüyor. İster güçlü bina yapın, ister güçsüz bina. Ama Erciş'te durum böyle değil. Gölcük'te de böyle değildi. Bazı binalar yıkılırken bazı binalar yıkılmıyordu. İsterseniz gelin bunun hesabını soralım. Nedenlerini öğrenmeye çalışalım. İnşaat Mühendisi Odası İstanbul Başkanı Cemal Gökçe stüdyomuzda. Van'da da Şahabettin Öztürk var, Mimarlar Odası Başkanı, Van Şube Başkanı. Cemal Bey, ben gerçekten hani bu soruyu sormak için dedim ki dur şu kurtarma çalışmaları bitsin, daha sonra soralım. Serin kanlı. Ama bunu sormadan da insan edemiyor. Şimdi o görüntüleri de ekrana getirelim. Yanındaki bina sağlam, bu bina çökmüş. Nedir şimdi bu, kaç stepte bu binaya çöküş nedenini anlatabilirsin? Öyle bir sırayla şey yapalım, sorumluluğu evet, sorumluluğu. Binaların çökmelerinin çok çeşitli nedenleri var. Yani tek bir parametreye bağlamak olanaklı değil. Biz pazar günü Van'da yaşanmış olan depremle 99 yılında Gölcük'te yaşamış olduğumuz depremde yıkılan binaları yan yana koyduk. Çelik sempozyumumuz nedeniyle. Evet. Van'daki yıkımlar neyse 99 yılındaki yıkımlar da aynı. Yani ülkemizin batısı, doğusu, güneyi fark etmiyor. Genel çerçevede yapı stokumuzun problemli olduğu, yapı stokumuzun deprem güvenliklerinin olmadığı anlaşılıyor. Van'daki yıkımlardan da anladığımız durum bu. Şimdi niye yıkılıyor? Eğer yan yana diyorsunuz ki ortadaki yapı duruyor. Dilerseniz ben genel çerçevede yapıların neden yıkıldığını ifade edeyim. Ondan sonra bunun üzerinde konuşalım. Eğer farklı seviyelerde katlar varsa, döşemeler varsa deprem anında bu döşemeler çarpışır, binalar yıkılabilir. Evet. Binalardaki eskime, betonun yetersizliği, yani düşünülen özellikte ve kalitede betonun kullanılmaması, paslanma yani korozyon, boyuna ve enine inşaatlarımızda, yani biz bunlara işte boyuna demir veya etriye diyoruz, bunların yetersiz olması, proje yetersizliği de olabilir, yerine uygulama anındaki yetersizlikler de olabilir. Zeminin sıvılaşması, yani zeminden kaynaklanan problemler olabilir, heyelan olabilir. Perde, kolon ve işte yığma duvarlarda, yani binanın taşıyıcı elemanlarında yetersizlikler olabilir. Kolon ve perdelerin katlarda süreksizliği olabilir. Yani diyelim ki bina 7 katlı, siz kolonları, perdeleri 5. kata kadar çıkarıyorsunuz ama 5. kattan sonra kesiyorsunuz. Bu neden olabilir. Bir başka neden de binalar kullanılırken biz bunu avcılarda gördük, bölgede gördük. İşte zemin katlarını ve bodrum katlarını binaların galeri olarak kullanabilmek için veyahut iş yeri olarak kullanabilmek için kolonları, kirişleri, perdeleri kesiyoruz. Duvarları ortadan kaldırıyoruz. Yani taşıyıcı sisteme zarar veriyoruz. Peki. Dolayısıyla tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, bunlardan biri veyahut birkaçı bir araya geldiğinde deprem kuvvetleriyle karşılaştığında binalar yıkılıyor. Bunların hepsi tamam. Evet. Yani hırsız bir müteahhit olabilir. Cahil bir esnaf olabilir, oradan şeyi alsın, iki duvarı, taşıyıcı duvarı alsın diyebilir. Farklı nedenlerle oraya bina dikmiş bina da olabilir ki eski değildi. Ben sordum, 3-4 yıllık binalar var. Daha eski binalar ayakta kalmış. Peki bunu denetlenmiyor mu? Yani birisi gelip ya kardeşim sen bu duvarı alamazsın demiyor mu? Sen burada dur bakayım, bu sağlam bina mı? Yok hayır, bu sağlam değilse bunu yıkacaksın. Bunun içinde insan kalmaz demiyor mu? Bunu kim diyor da demedi? Kesinlikle öyle olması gerekir. Bir kez yeni yapılan yapılarımızın denetimlerinde ciddi bir problem var. Yani mevcut yapı stokunun deprem güvenlikli olmamasının en temel nedenlerinden birisi bizim farklı ve problemli bir kültüre sahip olmamız. Kaçak ve mühendislik hizmeti görmeden yapanın yanına kar kalır anlayışıyla bir yapı düzeninin oluşturulması. Bu anlayış ister istemez inşaatların ilk başlama evreleri, yani hiç kimse kendi başına bir inşaata başlayamaz. Yani yarın siz gidin herhangi bir boş yere, arsanız olsun, oraya inşaat yapamazsınız. Ne yapmanız lazım? Oraya inşaat yapma müsaadesi varsa, izni varsa, yani planları ve imar durumu müsaitse önce bir proje yaptırmanız lazım.
Proje yapılırken de sadece ben işte taşıyıcı sistemin üst yapının projesini yaptım noktasından hareket edemezsiniz. Oranın bir zemin etüdünün yapılması lazım. Zemin etüdünden hareketle taşıyıcı sistemi projelendirmeniz evet. lazım. Deprem yönetmelikleri dikkate alınarak. Bir parantez açmak istiyorum. Sevgili seyirciler, şu anda Van'daki konuğumuzu erteledik. Daha sonra alacağız. Çünkü daha önemli bir haber var. Van cezaevinde bir isyan olduğu ve yangın çıktığı haberi geldi. Cem Tekel cezaevine doğru gidiyor. Oradan canlı ona bağlanmayı tercih ettik. Böyle bir şey de kullandık. Çok sıcak bir haber. Ne olduğunu ekranda birazdan ekrana getireceğiz canlı yayında. Peki yani birilerine rüşvet veriyor mu? Veriyor anladığımız kadarıyla ki bunlar bu binalar ayakta duruyor. Yani bu sistemin bir parçası. Verilmiyor deme şansımız yok. Yani veriliyordur. Şimdi dün yaptığım röportajlardan ilginç bir an vardı. Bina yıkılmış, yakınları orada. Vatandaşa soruyorum ne düşünüyorsunuz? Allah'ın hikmeti diyor. Maalesef. Şimdi tabii ben acılı bir insana Allah'ın hikmeti de peki yanındaki bina ne? O Allah'ın hikmeti yıkıldıysa bu niye yıkılmadı? Evet. Çünkü öbürü de yıkılmamış. Şimdi biz bunu kader gibi yaşıyoruz. Doğru. İstanbul'da da aynı. Doğru. Gölcük'te de aynıydı. Kesinlikle. Bunun cezasında görüyoruz ki 10 yıl yatıp çıkıyor 100 kişinin kesinlikle. Öldüğü şeyler yapıyor. Doğru. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz? Var mı bir yol yani bildiğiniz devrimci bir yol ama yani? Olmaması mümkün değil. 99 depreminden sonra Cüneyt Bey biz şunu söyledik. Yani lütfen bağışlayın. Hele Van'da bu kadar insanın işte canını kaybettiği, işte acıların siz de gittiniz geldiniz teşekkür ederiz. Son derecede değerli bir program yapmışsınız gerçekten. Biz de izledik, arkadaşlarımızdan duyduk oradaki çabalarınızı, çalışmalarınızı. Ama inanın insanın içi parçalanıyor. 99 depreminde Gölcük'te yaşamış olduğumuz depremde dedik ki siz bize yetki verin, biz mevcut problemli yapı stokunu 5 yıl içerisinde disiplin altına alırız. Tereddütsüz. 5 yıl içerisinde disiplinize ederiz. Ama üzülerek ifade edeyim, 1999 depreminden bu yana 12 yıl geçmiş olmasına rağmen birçok yasa çıkarıldı, yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı, yeni yapılar yapılıyor. Ben şunu söylüyorum bir inşaat mühendisi olarak, söylemekten de utanıyorum, söylenmemesi gerekir. Hani koca koca yapılar yapıyoruz ya, yüksek yapılar yapıyoruz ya, önemli bu yapılar. Normalde eskiden bu yapılar mühendislik yapıları olarak adlandırılırdı. Depremlerde en güvenli yapılar olarak düşünülürdü. Şu an bu tür yapıların ancak ve ancak güvenliklerinin depremde sınanacağını söylemek benim için problem. Bu birincisi bu. Ben bunu hissettim. Evet. Yani oraya gittiğimde şunu gördüm Erciş'te. Kesinlikle Cüneyt Bey. Yani Japonya'da 7.2 deprem evet. olduğunda insanlar masalarından kalkmıyorlar. Evet. Çünkü evet. her şey işte evet. sabit. Evet. Bizde ise evet. Biz bir yıkılan binaları görmeye gidiyoruz. Evet. Yani biz maalesef. Depremi maalesef. Olduktan sonra yaşıyoruz. Kesinlikle. Japonluysa yani önceden biraz daha aklını kullanan insansa önceden yaşıyor, tedbirini alıyor. Doğru. Sonra ağlamıyor. Biz Doğru. şimdi hep beraber ağlıyoruz. Doğru. Tek vücut olduk. Doğru. Yani Doğru. çok dehşet bir şey bu aslında. Kesinlikle. Buyurun. Çünkü yara sarma. Bizim temel kültürümüz, temel anlayışımız bir problemin olmasını beklemek, o problem olduktan sonra yardım götürmek. İşte enkaz altında kalanları kurtarmak. Biz özellikle 1992 Erzincan depremi oldukça yeni. 95 Dinar, 98 Adana, 99 Gölcük ve Düzce depremleri de oldukça yeni. Gölcük depremini, Gölcük merkezli depremi yaşarken dedi ki artık bu ülkemizin yapı stokunun güçlü, yaşanabilir, deprem güvenlikli olması açısından bir milat olsun dedik. Hepimiz açısından yani bizim açımızdan da. Ne biz oldu? De öncelikli Hiçbir olarak şey yok. Maalesef. Var maalesef. Mı değişen? Hayır ben kesinlikle. Orada, çünkü 99'dan bu yana mevcut yapı stokumuzla ilgili bir arpa boyu yol alınmadı. İstanbul'u söyleyeyim. İnanın bu görüntüleri izlerken ben dehşete kapılıyorum. 1999 depremi sonrası ben İstanbul Valiliğinde kurulan İl Afet Merkezi'nin bir üyesiydim. Biz o zaman çadır yerleri tespit edilmişti ister istemez çünkü İstanbul'da bir deprem bekliyor. 480 yanlış söyleyebilirim o civarda işte deprem sonrası insanların çıkıp Van'daki gibi çadırların kurulacağı, ihtiyaçlarının karşılanacağı yerler tespit edilmişti. Bugün yeşil alan olarak, park bahçe olarak belirlenmiş olan deprem sonrası 2000 sonrası belirlenmiş olan 480 yerin önemlice bir kısmı yapılaşmaya açıldı. Bugün İstanbul'da yani. Tabii yapıldı. Orada koca koca yapılar yapıldı. Bugün İstanbul'un en temel problemi deprem anı değil biliyor musunuz? Depremden sonra İstanbullu çünkü Van'da boş arazi çok. Bir şey diyeceğim. İstanbullu nereye gidecek? Evet, Nerede Bey, toplanacak? Boş verin İstanbul'u.
Boş verin ya. Biz her şeyi İstanbul üzerinden konuşuyoruz. Yani niye İstanbul üzerinden konuşuyoruz? Işte. Bursa için aynı. Ters geliyor. Ama Bursa yani için de aynı. Çok ahlaksızca gidiyor. Hayır. Şimdi Erciş'te deprem bölgesi mesela. Gittim ben orada şunu gördüm. Yalnız şahsınıza söylemiyorum. Çok özür dilerim. Ama bizim medyanın dili şu. Yani İstanbul'da deprem. Yani Erciş'te şimdi büyük bir felaket yaşanıyor. Mesela köye gidiyorsunuz. Kerpiç evlerde. Yani kerpiç evlere biliyorsunuz kerpiç artık... Sizinle biz Elazığ depreminde konuştuk bu kerpiç evleri. Aynen ben artık konuşmayı bıktım Hüsam Bey şimdi. Evet. Ya tamam her şeyi TOKİ yapmayacak ama bir planı projesi olan var mı yok gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle. Kaçak, halen kaçak mühendislik hizmeti görmeden. Ayrıca da şimdi bugün mühendislik hizmeti bir formalite ekine dönmüşse... Okulu yeni bir, bakın ben mühendis için söylüyorum, meslektaşlarımın bir kısmı şu an bana kızmış olabilir. Okulu yeni bitirmiş olan bir meslek insanı çok katlı bir yapının projesinin altına imza atamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Atıyor mu? Ama biz atıyor. De atıyor. Biz de onaylıyor mu belediye? Onaylıyor. Formalitenin bir eki haline dönüştükçe projeler, inşaat yapım süreci sağlıklı bir şekilde denetlenmedikçe, malzemede kullanılan malzemelerde yeterli standart aranmadıkça biz bu tablolarla çok karşılaşacağız. Peki. Erciş, Van bizim için sürpriz olmadı ki 1975'li yıllarda da Çaldıran 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşamış. Hiçbir değişiklik yok köylerde. Bingöl bir deprem yaşamış. Evet. Elazığ bir deprem yaşamış. Bizim açımızdan bir sürpriz olmadı. Peki. Yarın öbür gün herhangi bir yerde yine bir deprem patlayabilir. Cemal Bey teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bir sonuca ulaşamadık ayrı. Yani ulaşmamız ama çok konuşmamız çok tartışmamız.